Ali Kara Hasanoğlu 26 Mayıs 2022 tarihli köşe yazısı. Abdülhamid'e zalimlik isnadı Ermeni ağzıdır. Dünya tarihinde kaç devlet başkanı bombalı saldırıyla öldürülmek istenmiştir? Kendi ülkesindeki bir azınlık tarafından böylesine bir saldırıya uğrayıp kurtulduktan sonra yine de toplu bir cezalandırmaya başvurmayan somut bir örnek var mı? Onlarca yıl değil, asırlarca cihana hükmeden Osmanlı'nın tepesindeki bir isim, ülkedeki Ermeni azınlığın içinden çıkan bir hain tarafından bombalı saldırıyla öldürülmek isteniyor. Abdülhamit Han Allah'ın takdiri o saldırıdan kurtuluyor. Ama yakınındaki insanlardan şehitler var. Bu tarihi bilgi bize şunu kesin olarak gösteriyor. Abdülhamit Han'ın en net düşmanı Ermeniler. Ermeniler kullanılmıştır. Aslında arkasında şunlar var diyen çıkabilir. Daha başka tezler de ileri sürülebilir. Yıllarca ders kitaplarında Abdülhamit Han'a Kızıl Sultan yakıştırması yapılması bu bombalı saldırının arkasında çok derin algı operasyonlarının da olduğunu gösteriyor. Onun döneminde toprak kaybettik, yok kaybetmedik tartışması bir yana. Osmanlı'nın emperyal devletlerin tasallutundan kurtarılması için gerekli adımları attı atmadı tartışmaları bir yana. Said Nursi bile Mehmet Akif bile karşısındaydı yanlış tanıtıldı tartışmaları bir yana. Bugün milliyetçilik iddiasıyla siyaset yapan ve iktidara gelme hayali yaşayan bir kişi Ermenilerin ağzıyla Abdülhamit Han dönemini nasıl istibdat dönemi olarak tanımlayabilir? Abdülhamit Han gerçekten bir istibdat dönemi yaşatmışsa milliyetçiliği bir kenara bırakın. Varlığı zaten tartışmalı olan ülkücülük iddianızı rafa kaldırın. Bana mantıklı izahı sadedinde söyleyin. İlk kız okullarından başlayıp kızlarımızı yetiştirecek kız öğretmen okuluna, Şişli Etfal Hastanesi'ne, Darula Ceze'ye, mülkiyenin siyasal bilgiler fakülte seviyesine getirilmesine, muhasebat divanı sayıştay kurulmasına, hukuk, güzel sanatlar, ticaret, yüksek mühendislik, maden fakültelerinin açılmasına, bugünlerde Ekrem İmamoğlu'nun rezil figürleri sergilemeye kalkıştığı Kadıköy Gazhanesi'ne, Hamidiye Suyu'na, Dünyanın ilk Dişçilik Okulu'na, Haydarpaşa Liman ve Rıhtımı'nın inşasına, Sirkeci Garı ve Haydarpaşa Garı'na, Haydarpaşa Askeri Tıp Fakültesi'nin açılmasına, Kabataş Lisesi'nden, kusura bakmayın, Abdülhamit eserlerini buraya sıralarsam köşe dolar.'' Siz de bana Abdülhamit Han üzerinden günü kurtarmışsın dersiniz. Eğitimden sağlığa, kimsesiz çocuklardan yaşlı muhtaç insanların ihtiyaçlarına kadar, demir yollarından insanların en doğal ve zorunlu günlük ihtiyaçları olan suya kadar, İstanbul'un her yerine yapılan Hamidiye çeşmelerine kadar, her alanda devasa hizmetlere imza atan bir devlet başkanından bahsediyoruz. Birileri çıkıp diyebilir ki 33 yıl o koltukta oturursan, bu milletin tepesinde 33 yıl oturan bir isim bulmakta zorlanıyorsanız birkaç ismi üst üste koyun. Onların 36 yılında bu ülkeye o kadar hizmet yapılmış mı, yapılmamış mı söyleyin. Bir devlet başkanı ülkeyi istibdatla gençler anlamıyordur açık söyleyelim zulümle yönetecek. Ama o zulüm sırasında hastane yapmak aklına gelecek. Çocuklar için o günün yuvalarını yapacak. İstanbul Boğazına nazır okullar yaptıracak. Tekrar etmeden Hukuk Fakültesi ile sonlandıralım. Evet, zulümle ülkeyi yönettiği iddia edilen padişah hakkındaki iftiralar doğruysa nasıl olabiliyor bilmiyoruz. Hukuk Fakültesi açıyor. Böylesi bir devlet adamına istibdatçı yani zalim kim derse ona seni bakanlık yaptığım binanın önünde kaza oturtma tehdidi yapanı anlat dersiniz. O dersini alır usul usul ortalıktan toz olur. Ama etrafında toplanan çakma ülkücüler genel başkanları Meral Akşener'e bu hatırlatmayı yapmıyor olmalı ki biz milliyetçi bir partiyiz. Biz tarihine sahip çıkma iddiasında bir kültürden geliyoruz. Ecdadımıza Ermeni ağzıyla zalimlik suçlaması yapmak da ne? Diyen çıkmıyor olmalı ki bugün dahi kullandığın Haydarpaşa garından sirkeci garına, çocuklarımızın gittiği Kabataş Lisesi'nden Haydarpaşa Lisesi'ne, bugün dahi hizmet veren hastanelerden Darülaceze'ye kadar yüzlerce, binlerce eseri görmezden gelebiliyorsan, sen hürriyet getirsen ne yazar, başkasını istiflatla suçlasan ne yazar diye hatırlatanı yok ki. Geçtiğimiz hafta yaptığı saldırılarını dün bir doz düşürerek devam ettirmiş, ama doz düşürürken saçmalıkta zirve yapmış. Tayyip Erdoğan'ın beni Abdülhamit'e benzetmen bana hakarettir diye bir sözü yokken Erdoğan kendisinin Abdülhamit'e benzetilmesinden ancak gurur duyacakken İpin tarihçi geçinen Genel Başkanı Meral Akşener tozutmuş Sayın Erdoğan istibdat dönemiyle günümüz arasındaki benzerlikleri dile getirmemden rahatsız oldu. Abdülhamit Han'ı kendisine benzetmemi hakaret olarak algıladı. Yani Sayın Erdoğan'ı Abdülhamit Han'a benzetmek rahmetliye hakaretmiş. Haklı olabilir mi acaba diyor. Siz tarihine düşünüyorsunuz düşman sahte tarihçinin bu sözlerinden bir şey anladınız mı? Oysa olay çok basit. Bu ülkede Abdülhamit Han'a suikast düzenleyen Ermenilerdir. Bu ülkede Abdülhamit Han'ın zalim olduğunu söyleyenler Siyonistlerdir, Ermenilerdir. 36 yıl bu ülke insanlarına okuluyla, hastanesiyle, demir yollarıyla, suyuyla hizmet eden Abdülhamit Han için birisi istibdat dönemi derse Ermeni ağzıyla konuşmuş olur. Siyonist ağzıyla konuşmuş olur. Abdülhamit'e istibdat dönemi diyen ona hakaret etmiştir. Bugünü istibdat dönemi olarak tanımlayan da bugünkü Abdülhamit'e hakaret etmiş olur. Meral Hanım yine anlamadıysan Yavuz Ağarelioğlu'na git sana anlatsın. Parti'ne tekrar geri dönme aşamasındaki İsmail Koncuğa git sana anlatsın. Ama lütfen Ermenilere soykırım yapıldığı iftirasıyla bizi suçlayan Selahattin Demirtaş'a sormaya kalkma. Sözde soykırım edebiyatıyla karşımıza çıkan Canan Kaftancıoğlu'na toz kondurmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na sormaya kalkma.